Selamlar, sonralar kanka tanıtımların yeni bölümüyle karşınızdayım ve bugün sizlere Charlotte'u anlatacağım. Başlayalım. Birinci skillimiz tek bir tane hedefe saldırıyor ve onu %25 ihtimalle uyutuyor ve eğer hedefini uyutursa da anında ek tur elde ediyor. Bir nevi kendi kendine şiddetli oyun etkisi diyebiliriz. İkinci skill karşıdaki herkese saldırıyor, onları sersemletiyor ve atak hızlarını düşüyor. %50 ihtimal ama olsun, alan etkili sersemletme beni benden alır. Gelelim üçüncü skilline. Benim favorim olan skill aynı zamanda Charlotte'u benim favorilerimden biri yapma sebebi de budur. Herkese 3 kez saldırır. Her darbesinde hedeflerin %30 atak çubuğunu düşürür ve %40 ihtimalle de seken vuruş yapma ihtimallerini artırır. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Her saldırısında, şimdi 3 kez saldırıyor bu skill ve her saldırısında %30 düşüyor. Yani Charlotte eğer hiç ıskalamazsa karşıdaki hedeflerin atak çubuklarını %90 indirebilir. Yani sadece %10'luk bir atak çubuğu bırakabilir karşıda ve ek olarak da bu saldırıdan sonra takımdaki herkesin atak çubuğunu %20 arttırır. Bunu nerede kullanabilirsin? Dev, arena, lonca savaşı, kuşatma savaşı, toa ve toa. Eğer oyun başındaysan toa ve toa da sana harikalar yaratabilir Charlotte. İstersen tank diz, umutsuz diz, umutsuz odak diz, umutsuz enerji diz vesaire. İstersen umutsuz bıçak diz, hız HP yapabilirsin, hız kritik hasar atak yapabilirsin. Atak kritik hasar atak yapabilirsin kullanacağın yere göre. Eğer gidip de Devon'da kullanacaksan atak kritik hasar atak yapabilirsin. Umutsuz dizmene gerek yok. Sadece gidip öldürücü veya çok istiyorsan hızlı bıçak yapabilirsin. Çok özür diliyorum. İkincisi ki sonuçta herkesi sersemletiyor. Umutsuz o yüzden çok fazla tercih edilmeyebilir ama üçüncü skillde şimdi karşı tarafın tamamen atak çubuğunu sıfırlıyor, üstüne atak çubuğunu sıfırlıyor, üstüne seken vuruş yaptırıyor, üstüne ikinci skill hem sersemletip hem hedefleri yavaşlatıyor. Hani umutsuz da bile sersemletirsen her üçüncü skillle şöyle bir sahne gerçekleşir. Herkes sersemler, herkes atak çubuğu sıfır ve herkes üzerinde yavaşlatma var. Kimse tur alamaz. Bu Toa ve Toa için mükemmel bir olay. Net. İnsanlar Verat der. Verat diz der. Eğer Charlotte'un varsa Verat'a ihtiyacın olmaz zaten. Bu da benim gözümden bir yorum olsun efendim. Tekrar söylüyorum. Öldürücü bıçak atak kritik hasar atak dizebilirsin. Öldürücü bıçak hız kritik hasar atak dizebilirsin. Hızlı bıçak yine atak kritik hasar dizebilirsin. Umutsuz dizeceksen eğer hız HP yapabilirsin. Hız kritik hasar atak yapabilirsin. Hız kritik hasar HP de yapabilirsin. Hani yine bile bir yerden bir hasar versin. Çak büyük hasar olmasın ama bir yandan da tek yemesin diyorsan eğer. Bu tarz şeyler dizebilirsin. Tekrar söylüyorum. Dev'de kullanabilirsin. Arena'da kullanabilirsin. Evet, arena saldırı kadronunda kullanabilirsin. Lonca savaşı, kuşatma savaşında kullanabilirsin. Bunu gelip Toa ve Toa'da zaten kullanman şart. Hele bir de Rika varsa, yani Rika ve Charlotte Toa ve Toa için olağanüstü iki tane yaratık. Bu bir daha ikidir bu. Evet sanırlar, Charlotte'la ilgili daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Skillerine baktığın zaman harika. Tamamen CC'den oluşuyor. Uyutması var, sersemletmesi artı yavaşlatması var. Üstüne bir de bar sıfırlaması var. Harika bir yaratık. Evet efendim, bugünkü karakter tanıtımlarından bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.